Günaydın sayın seyirciler. Pektus Derneği adına gerçekleştirdiğimiz Bir Nefes Sağlık programına hoş geldiniz. Bu haftaki konuğumuz, geçen hafta bir ön tartışmasını yaptığımız sayın sağlık turizmi yöneticisi ve sağlık turizmi Türkiye nerededir tartışmasını yaptığımız sayın Hasan Aslan Yüreği. Kendisini kendi ifadeleriyle tanıyalım. Hoş geldiniz Sayın Hasan Bey. Buyurun. Hoş bulduk. Kendinizi anlatır mısınız? Hasan Arslan Yüreği. Sağlık sektöründe uzun süre çalışıyorum. Sağlık turizmi, sağlık yönetimi konusunda İsrail'de, Amerika'da ve Abu Dhabi, Dubai'de tecrübelerim var. 10 sene yakın bir süredir Türkiye'deyim. Ondan önce Methodist'te, Cleveland'da, İsrail'de bulundum. Türkiye'nin en büyük zincir hastanelerinde ekipleri kurup senelerce yönettim. Şu anda bir sağlık kurumunun genel müdürüyüm. Çok teşekkürler. Geçen hafta tartışmamız sağlık turizmi Türkiye'de önemli bir gelişme kat ettiğini konuşmuştuk. Ve gerçekten önemli bir döviz girdisi sağladığını. Sağlık turizminde Türkiye'de kaç tane ajans var ve nasıl bir işlev yürütüyorlar? Bununla ilgili bize bir bilgilendirme yapabilir misiniz? Ajans sayısı şu an çok kesin bir bilgi olmamakla beraber 100'ün üzerinde, evet. Çünkü yeni kriterler gereği sağlık turizmi yapabilmek için yeni belgelendirme ve ruhsatlandırma süreçleri başladı. Buna uyum gösteren şirketler evet 100 civarında. Ama bu kriterleri yerine getirmek için uğraşan bir o kadar da şirket daha var. Bu sayı her geçen gün artıyor. Bakanlık sağlık turizmi yapabilmesi için ajanslara bir sertifikasyon herhalde sağlıyor. Herkes ben sağlık turizmi yapacağım diye hasta getiremiyor herhalde. Evet, sağlık turizmi biraz daha kayıt dışı bir endüstri olduğu için bütün süreçleri kayıt altına alacak yeni bir model geliştirildi. Bununla ilgili sertifikasyonlar, işte lisanslar, TURSAB belgeleri gibi ve bunun altını dolduracak başka yükümlülükler getirildi. Dil bilme zorunluluğu, o dil bileceklerin kriterleri gibi çok fazla uzun listeler oluştu. Oldukça da ağır kriterler. Evet. Bazı kurumlar bundan kaçabilmek için merkezlerini yurt dışına taşıdılar. Çalışmaya devam ediyorlar. Ama Türkiye'de kalanlar bu kriterlere uymak zorunluluğunda ve bu şekilde 100 civarında şu an şirket var. Evet. Peki ben bir yabancıyım, Iraklıyım veya Bulgaristanlıyım. Türkiye'de de tedavi olmak istiyorum. Bunun yolunu, yordamı onlara nasıl sunuluyor? Bir ajansın buradaki işlevi nedir? O sırayı adım adım söylemek mümkün mü? Bununla ilgili aslında bir ABC var, evet. Ama ikili bir yöntem var. Buradan siz hastaya ulaşabileceğiniz gibi hasta da size oradan ulaşabiliyor. Ama bu oluşturduğunuz köprülerde bir kopukluk varsa o hastaya ulaşamıyorsunuz, o da size ulaşamıyor. Şöyle ki, öncelikle gireceğiniz pazarla ilgili bu dili bilen oranın bir insanın olması gerekiyor. Eğer siz Bulgaristan pazarına girecekseniz Bulgarca bilen birine ihtiyacınız var. Bu da yetmiyor. Bulgarca bir web sitesi, hekimlerinizin bilgilerin Bulgarca olduğu, hatta onların yaptıkları cerrahileri, ürettikleri hizmetleri anlatan o dilde videolar, bloglar, yazılar, belki akademik çevirilerin olması gerekiyor ve hastanın buna ulaşması gerekiyor. Bunun için ilk yöntem web. Web dışında sosyal medyayı ne kadar kullandığınız da hastalara ulaşmanız da etkili. Diğer yöntem, onlar size ulaşabiliyor. Hastalar ya kendileri dil sorunu çözerek ya da siz onlar adına dil bilen birini koyduğunuz zaman daha kolay komünikasyonla bir araya gelebiliyorsunuz. Ondan sonrası zaten organizasyon ve otelcilik hizmetine giriyor. Evet, aslında burada en önemli baraj dil sorunu. Çünkü dil çok büyük bariyer. Size ya İngilizce veya Fransızca biliyorsa ancak size bir mesaj atabiliyor. Bu çok büyük bir zorluk. Şöyle ki, siz tek bir hastanesiniz. O alandaki doktorunuz tek. Mesela size bir tane karaciğer hastası gelecek, akciğer hastası gelecek. Cerrahi siz yapacaksınız. Ama bir hastanız Kazakistan'dan geliyor. Biri Bulgaristan'dan geliyor. Tabii. Biri Almanya'dan geliyor. Aynı hizmeti bütün dillere duplike edip onlara sunabiliyor olmanız gerekiyor. O da ilk önce size dil bariyeri oluşturuyor ve tek bir dil değil. 13-15 tane farklı ülkenin dili. Hepsine hazır olmanız gerekiyor. Evet. Yoksa tek pazara mahkum kalırsınız. Tabii burada ajans devreye giriyor herhalde. Ajans avantajı ortaya çıkıyor. Yani ajansa bir şekilde bağımlı hale geliyor. Tabii bu acentelerin
çıkış noktası bu oldu zaten. Normalde bazı grup hastaneleri bütün işlerini kendileri halledebiliyor. İçeride 13-15 tane dili konuşan 20-25 tane adam var. Ve bu arkadaşlar genelde dili Türkiye'de öğrenmiş insanlar da değil. Bunun bir tık ötesi yurt dışında yaşamış o ülkenin vatandaşları. Yani sadece dil bilmiyorlar, o ülkelerin vatandaşlarının davranış paternlerini de biliyorlar. Biliyorlar, evet. Örnek vereyim size. Bulgaristan'daki insanlar Instagram hala kullanıyor ama Rusya'da hiç kimse tıklamıyor. WeContact'te var. Bütün pazarlardaki pazarlama yöntemleri, dil farkı, oradaki talep edilen branşlar farklı olduğu için her ülkeyi bilen oranın vatandaşını alloke etmeniz gerekiyor. Hmm. Kendi hastan bünyenizde bunu yapmadığınız zaman o zaman ajanslara mahkum kalıyorsunuz. Hmm. Çıkış noktası da o zaten. Evet. Yani kendi eğer özel hastaneye iseniz kendi hastanenizde kendi ajansınızı, acentenizi kurmanız gerekiyor hizmet verebilmek için. Yoksa acentaya mahkum oluyorsunuz. Burada hasta acentayı buldu, bir tedavi olmak istiyor. O zaman acentanın bağlı olduğu bir hastane olabiliyor veya olmuyor. Kendi bağımsız çalışabiliyor, hastayı dağıtabiliyor hastanelere. Evet, hastaları refer etmek de başka bir network. Acentelerin bir şekilde belli branşlar için hastane anlaşması gerekiyor. Örnek vereyim, plexus cerrahisi için X doktoruyla, işte karaciğer için Y doktoruyla da anlaşabilirsiniz. Ya da o acente hastane X düz hizmet de verebilir. Biraz anlaşma ve iş modeline bağlı. Evet. Yani orada önemli olan hastanın doktorla buluşabilmesi. Ulaşabilmesi. Aradaki bütün komponentler sadece hastayı doktora buluşmak için verilen bütün hizmetlerin toplamı ve bu sağlık turizmi demek oluyor. Evet. Peki acentayı buldu hasta, yazıştı. Bir fatura çıkıyor herhalde. Acenta hemen doktora ulaşıyor ve bu tedaviyi doktorun alabileceği bir veya hastaneye ulaşıyor. İki şey de mümkün. Hastanenin bir bütçesi var bu ameliyatı yapabilmek için. O da standart zannedersem. Acenta hastaya bunun kendi fiyatını da üzerine koyup herhalde bildiriyor. Evet, aslında rekabet orada başlayabiliyor. Talep edilen sağlık hizmetiyle ilgili hasta bir arayışa giriyor. Acenta hastaya opsiyonları sunabiliyor. Bunu da hastanın tıbbi raporlarını doktora ulaştırarak doktorun kabaca yaklaşık ortalama bilgi vermesiyle oluşturuyor. Bu fiyat her kurumda ya da her doktora göre değişebiliyor. Ondan sonra hasta zaten buna göre karar veriyor. Ama karar verme sürecinde fiyat etkin, hastanenin marka gücü etkin, artı doktorun o alandaki dijital ortamdaki, çünkü doktorların başarılarını duymanın başka yöntemi yok. Burası Türkiye değil, çünkü başka bir ülkeden bahsediyoruz. Doktorun başarıları ya da güveni dijitaldeki eski yorumlarla da ilişkilendiriliyor. Dijital derken webde, web, sosyal medya, bütün mecralar. Evet, oralardaki kendi başarılarını ifade şekli de çok önemli. Evet, o yüzden kullandığınız tıbbi dil, eski hastalardan oluşturulan testimonyaların anlatılabilmesi hastayı ikna etmekte çok önemli. Çünkü hasta başka bir şehre de gidebiliyor. Sağlık turizmi sadece İstanbul'dan sınır ibaret değil. Antalya, İzmir, Ankara, Adana bu konuda çok güzel şeyler yapıyorlar. Örnek vereyim, Türkiye'de Adana gibi bir gerçek var. Amerika'daki Texas'a benziyor. Adana'da çok büyük işler yapılıyor ama sağlık turizmi konusunda sadece lokal hastaya yönelik çalışılıyor. Öyle baktığımız zaman Ankara belki İstanbul'la yarışır bir kapasitede ama Ankara'nın sağlık turizminde çok da büyük bir adı yok. Çok kısıtlı bir alanda çalışıyor. Evet, bunun sebebi de İstanbul'un marka gücü. Evet. Yani bazı tedaviler Ankara'da daha iyi yapılabilirken hasta yine İstanbul'u seçiyor. Orada tanıtım ve PR'ın ne kadar önemli bir olduğunu anlıyoruz. Aslında orada şu da İstanbul'un marka gücü derken bir marka gücü olmanın bazı gereklilikleri var. Bunların içerisinde hizmeti ne talebi edilebileceğini hissetme gücü de yatıyor. Ankaralı biraz daha mağrur ve gururlu oluyor ve o nedenle hani elimden gelen budur şeyinde kalabiliyor. İstanbullu ise değişime çok açık. Yani talebe göre kendisini o şekle alabiliyor, o şekli verebiliyor veya talebi karşılayabiliyor. Yakın tarihte Ekonomi Bakanlığı'nın davetlisi olarak yaptığım konuşmadan sonra bunu tartışmıştık aslında. Ankaralılar bunun farkına vardılar ve sanırım marka şehir Ankara gibi bir projeleri var. Yakında gümbür gümbür gelecekler. Çok... Ama şöyle bir gerçek var. Ankara yasaların gölgesinde daha hasta haklarının korunduğu, daha akademik işlerin yapıldığı bir şehir.
sağlık turizmi biraz daha rekabet ve ticari odaklı. Doğru. Yani sağlık turizminde en iyi olmak değil, kendinizi en iyi ifade etmek var. Amerikan hukuku gibi. Haklı olmanız değil, iyi bir avukatınızın olmasıyla ilgili bir şey. Evet, doğru söylüyorsunuz. İstanbul, Ankara'da da böyle bir realite var. Ben inanıyorum ki Ankara'daki hekimlerin İstanbul'dan altta kalır yanı yok. Doğru çok söylüyorsunuz. Net. Evet. Ama hareket hızı biraz yavaş olduğunu İstanbul'da düşünüyorum. Biz daha flexible'ız. Evet. Dünyaya daha açığız. Tabii. Buradan daha kolay gidiyor. Çünkü Ankara'dan her yere gidilemiyor. Uçak faktörü var. Doğru. Hastalar aktarma yaparak bir yerde zaman kaybetmek istemiyorlar. Uçaktan binip inmek istiyorlar. Tabii. Ankara bunun için çok müsaade değil. İlk yapmaları gereken bence ulaşımla ilgili sorunu çözmeleri. Ondan sonraki süreçte de marka konusunda İstanbul gibi biraz daha agresif bir yaklaşımla daha çok coğrafyaya ulaşmak. Evet. Peki bir şey daha sorabilir miyim? Bu hasta bir önceki hafta kolay tıp diye bir terminolojiden bahsettik. Sağlık turizminde kolay tıp çok fazla getirisi olabileceğini söylemiştik. Ağır ve zor komplike cerrahiler veya tıbbın daha az getirisi olabileceğini söylemiştik. Bunu kolay tıp öne geçiyor. Ne demek istediniz? Kolay tıp ne demek? Aslında günübirlik tedaviler çok pazarlama emeği gerektirmeyen süreçler. Yani bir saç ekim hastası getirmek için Instagram'dan birkaç hesap, çok ufak bir pazarlama bütçesi ve bir yere gitmeden bunu halledebiliyorsunuz. Ama organ nakiller biraz daha hayati süreçler, prestij vakaları. Organ nakille ilgili ya da kemik ilik nakille ilgili kanser cerrahisi, beyin cerrahisi gibi ekstrem vakalarda yapmanız gereken pazarlama yöntemi biraz daha maliyetli. Hmm. O ülkeye gidip belki hastayı refer eden doktoru ikna etmeniz gerekiyor. Sadece evet. Hastayı değil, evet. Doktoru da ikna etmeniz gerekiyor. Çünkü o kolabore bir iş. Hastanın nakli yapıldıktan sonra hasta geri dönecek ve orada bir merkeze ya doktorun takibinde olacak. Dolayısıyla iki tane doktoru bağlama gibi bir iş yükü de ortaya çıkıyor. Hastanın uzun dönem takipleri var. Bu post oplarından sonraki takipleri de önemli. Biraz daha maliyetli, daha uzun süren bir gelir. Ciro daha yüksek ama daha meşakkatli bir pazarlama yöntemi. Birçok kurumda daha böyle hızlı ciro girişi yapabilmek için kolay tıbbı keşfetti yakın dönemde. Evet. Bunu AVM'lere gittiğiniz zaman ya da uçaklarda görürsünüz. Saçları bantlı, bir sürü erkek ya da korseli bayanlar uçağa biniyor ve iniyorlar. Evet. Birçoğu obezite cerrahisi yaptırıyor, yağ aldırıyor, saç ektiriyor, burun yaptırıyor. Şu an Türkiye'de bir rinoplastinin fiyatı Almanya'dakinden 5 kat, Amerika'dakinden 10 kat daha ucuz. Çok güzel, evet. Yani uçak maliyeti ve oteli koyduğunuz zaman içinde bir de tatil koyuyorsunuz, yine daha ucuza geliyor. Daha ucuza geliyor. Tabii. Onun için de grup halinde Amerika'dan buraya gelebiliyorlar saç ekimi için. Kur farkı da devreye girdi. Şu an şu anki şartlarda büyük bir ihtimalle yaklaşık rakam da vermek isteyebilirim. İngiltere'de Türk parasına tekabül eden bir 40-50 bin lira yaklaşık Türkiye'de araba alacağınız bir rakama saç ekiyorsunuz. İngiltere'de. Evet. Evet. 6-7-8 bin pound'dan başlıyor. Evet. Amerika'da bu 10-12 bin dolar. Türkiye'de 1000 dolara istediğiniz yerde saç ektirebilirsiniz. Saç ektirebiliyorsunuz ve gayet bir seferde herhangi bir şekilde daha sonra kontrollere ihtiyacı olmadan. Uçak ve otel masraflarınızı ekledikten sonra yine diğerinden 4 kat daha bir karınız oluyor. Evet. Toplam 2000-3000 dolara herhalde bütün bütçe çıkabiliyor. Evet. O zaman İngiltere'de herhangi bir sıradan bir su tesisatçısı veya herhangi bir çalışan rahatlıkla bir bütçeyi Türkiye'de saç ekimine, bir estetik cerrahiye harcayabiliyor o zaman. Evet, buna sosyal medyanın da faktörü var. Örnek vereyim, eskiden burnunu herkes yaptırmazdı. Şu an iyi burnu olan biri bile daha iyi bir burun isteyebilir. Hmm. Evet. O da tabii medyanın biraz sanal baskısından oluşan evet, bir süreç. Evet, doğru söylüyorsunuz. Evet, Türkiye'nin bu sağlık turizmi destinasyonunda tercih edilen bir yer haline gelmesi gurur verici. Gerçekten bunda hepinizin desteği var bir sağlık yöneticisi olarak. Bu sıralamada en çok talep gören branşları sayarsak, siz çok deneyimlisiniz. Bu sıralamada nasıl birinciye kim oynuyor, ikinci kim? Hasta sayısı konusunda demin konuştuğumuz kolay tıp kesinlikle açık ara önde.
Hangileri onlar? Bunlar saç ekimi, rinoplasti ve plastik cerrahiler diyebilirim. Saç ekimi, rinoplasti ve plastik cerrahi. Evet. Obezite cerrahisi biraz ağır bir cerrahi aslında. Obezite cerrahisi son dönemde yaşanan birkaç talihsiz olaydan sonra biraz sekteye uğradı. İzmir'de hayatını kaybeden bir yabancı, işte birkaç kurumda buna benzer bir şeyler oldu. Ondan sonra medyada ses çıktı bu konuda. Bayağı ürken insanlar oldu. Ama saç ekim ya da yağlandırma gibi komplikasyonu sıfıra yakın olan süreçler gittikçe büyüyor. Ve sanırsam önümüzdeki 5 sene daha da büyüyeceğini bekleriz. Evet. Bu konuda ortopedik cerrahi ve diğer beyin cerrahisi, onlar ne durumda? Onlarda bir azalma olmadı. Çünkü Türkiye'de bu oluşan kur farkı aslında düşme eğiliminde olan sağlık tüzümünü biraz daha canlandırdı. Kur farkında oluşan %30-40'lık değişim Türkiye'yi biraz daha ucuz bir yer haline getirdi. Bu da bizim gibi pazarlama yapan arkadaşlarımız için bir kolaylık oldu aslında. İnsanları ikna etmekteki bir fiyat faktörünü kırmış olduğunu. Daha kolay hale gelebiliyor. Eskiden Türkiye biraz daha pahalı bir yerdi. Şu an fiyatlarla biraz daha oynayabiliyorsunuz. Çünkü dolar endeksli getiride hastaneyi ikna etmek daha kolay. Çok güzel, evet. O zaman sonuç olarak şöyle bir şey söyleyebilir miyiz? Yurt dışında bir hastalığı ile ilgili tedavi yaptırmak istiyorsa, tabii öncelikle acentalara ulaşmak durumunda. Ona bir şekilde mecbur gibi görünüyor. Eğer ulaşabilirse ikinci aşamada hastane zincirlerine. Onların da çünkü bir şekilde kendi acentaları, yabancı ekipleri hasta var, kabul eden departmanları var. En çaresize, en zoru hekime ulaşmak herhalde. Hekime doğrudan doğruya ulaşabilmenin yolu da hekimin gayreti, sosyal medyada görünürlüğü, internetteki bir şekilde tıklanma oranlarının yüksek olması da bana aslında bu konuda çok ciddi başarı hikayeleri var. Evet. Bazen bizi şaşırtacak oranda hasta alan hekimler var. Küçük muayenehanelerde çok ciddi hasta trafiği olan yerler de var. Ama burada aklın yolu bir, bu işin ABC'si aynı. O hekimler acentelerin ya da hastanelerin departmanlarının yaptığı bütün stepleri bir bir yapıyorlar. Bizzat yaptıkları için bu başarıyı kazanıyorlar. Evet Sayın Hasan Bey, çok teşekkürler. Ben teşekkür çok sağ olun. Ederim. Bizi bu konuda aydınlattınız. Var olun. Sayın seyirciler, Pektus Derneği adına yaptığımız Bir Nefes Sağlık programının sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.